Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Word'deki imla hatalarını nasıl düzelteceğinizi, sözlüğe yeni kelimeleri nasıl ekleyeceğinizi, otomatik düzeltme seçeneklerini nasıl ayarlayacağınızı anlatacağım. Bildiğiniz gibi yanlış yazılmış veya Türkçe yazım kurallarına uygun olmayan sözcüklerin bir kısmını Word zaten siz yazarken otomatikman düzeltiyor. Ama bir kısmını bu şekilde kırmızı altını çizerek hızlı bir şekilde uyar veriyor. Mesela Enter'a bastığımda otomatikman düzeltti. Çünkü ben bunu daha önce sözlüğe teknolojik yardımı büyük harfle yani özel isim olarak eklediğim için şu anda hata vermiyor. Ama başındaki T harfini küçük hale getirdiğim zaman bu sözlükte mevcut olmadığı için hata verecektir. Yani bazı çok yazım hatası yapılan belli başlı sözcükleri zaten Word kendisine ekliyor. Mesela en çoklardan biri yanadır. Ya da yazdığım zaman otomatikman burada bize uyarı verecektir. Sağ tık yaptığım zaman gördüğünüz gibi düzeltme seçeneğini verdi. Peki bunları toplu bir şekilde nasıl kontrol edeceğimizi söyleyelim. Bunun kısa yol tuşu var. F7. F7'ye bastığımız zaman bütün menüdeki yani yazılımdaki baştan sona tarayacaktır. Ve hataları bir bir önünüze getirecektir. Hemen deneyelim. F7'ye basıyorum. İlk hatayı bana gösteriyor. Diyor ki öneri de veriyor. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Teknolojik yardımı bu şekilde yaparsam diyor, Türkçe yazım kurallarına uygun hale gelir diyor. Bunun birkaç yolu var. İsterseniz bunu tümlü yoksa bu şekilde kabul edersiniz. Yani bütün belgedeki bu şekilde yazılmış, teknolojik yardım şeklinde yazılmış sözcükleri doğru kabul eder. Bir kez yoksa derseniz sadece buradaki yani şu anda işaretlemiş olduğu satırdaki teknolojik yardım yanlış hatasını doğru kabul eder. Sizin seçimize kalmış. Diğer seçenek sözlüğe ekle. Sözlüğe eklersem ben bu sözcüğü artık bundan sonra bana kırmızı şekilde uyarı vermeyecektir. Yani bu sözcüğü Türkçe'ye eklenmiş ve yazım hatası olarak kabul etmeyecektir. Diğer seçeneğimiz alta doğru devam edelim. Değiştir seçeneği. Aşağıdaki öneri burada bir tane vermiş. Bazı sözcüklerde bu 5-6 tane olabiliyor. Oradan eğer uygun bir öneri varsa onu da kabul edebilirsiniz. Seçeneğe tıklıyorsunuz. Değiştire tıklarsanız teknolojik yardım hatasını otomatikman büyütecektir. Değiştir diyorum. Gördüğünüz gibi tabi aşağı indi biraz. Hemen yukarı çıkalım. T'yi büyük harfe getirdi ve düzeltti. Diğeri ise ikinci hataya geçti. O hatayı düzelttiğimiz için bir sonraki hata olan ya da hatasına geçti. Burada ya da anma sözcüğü veya ikisinden birini kabul edebilirsiniz. Siz neyi kabul ederseniz ona göre açıklayacaktır. Yani buradaki seçenek tek çıkıyor burada ama bazı sözcüklerde birkaç tane seçenek çıkabiliyor. Peki otomatik dil bilgisindeki kelimeleri nasıl düzenleyeceğiz? Onu da buradaki aynı seçeneğin altındaki seçenekler menüsünden düzenleyeceğiz. Seçeneklere tıklıyoruz. Bize buradaki yazım hatalarının hangilerini denetlediğini bize veriyor zaten. İşte büyük harf, küçük harf, baş harf büyük, sayı içerisindeki sözcükleri yoksa, internet adreslerindeki hatalar yoksa vesaire birçok seçenek var. Sürekli hata alıyorsanız ve bu hataları artık görmek istemiyorsanız buradaki işaretleri kaldırarak iptal edebilirsiniz. Diğeri ise otomatik düzeltme seçenekleri. Bizim asıl önemli olan işimize yarayacak şey burası. Buraya tıkladığımız zaman burada herhangi bir sözcüğün yerine bu sözcüğü değiştir şeklinde yazabiliriz. Mesela ben sözcüğü de bozmak istemiyorum ya da bir tane örnek verip daha sonra silmesini de gösterelim. Örneğin 1-2-3 yazdığımız zaman ne yazsın? Teknolojik yardım yazsın. Ekle dediğim zaman bundan sonra 1-2-3 her yazdığımda Word'de hangi nerede olursa olsun hangi Word belgesinde olursa olsun 1-2-3'ü yazdığım zaman otomatikman teknolojik yardım yazacaktır. Tamam'a tıklıyorum. Tekrar tamam'a tıklıyorum. İptal diyorum. Deneyelim. Hemen bir satır alta giriyorum. 1-2-3 yazdım. Enter'a bastım. Otomatikman teknolojik yardıma çevirdi. Burada gördüğünüz gibi altında bir uyarı veriyor. Bunun sebebi otomatik düzeltme seçeneği kullanıldı demektir bu. İsterseniz bunu geri al deyip 1-2-3 şeklinde kalmasını da sağlayabilirsiniz. Peki böyle bir sözcük eklediniz. Yani buradaki biraz önce bu 1-2-3 eklediğimiz yerle şuradaki sözcüğü ekle, sözlüğe ekle kısmı aynıdır. F7'de bastığım zaman şu anda çıkmadı. Hemen bir tane şurada bir hata yapalım. Tekrar F7 yapıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki sözcüğe ekle ile biraz önce 1-2-3'ü eklediğimiz yer aynı menü. Örneğin seçeneklere tekrar giriyorum. Otomatik düzeltme seçenekleri. Buradaki liste ile oradan ekle dediğimiz liste aynı. Peki 1-2-3'ü silelim. Silmek için de üzerine tıklıyorum. Sil dediğim zaman artık o şekilde düzeltme seçeneğini iptal etmiş oldum.
Burada Word zaten otomatikman en çok kullanılan düzeltme seçeneklerini eklemiş durumda. Birçok civata, yani sık sık yanlış yazılan sözcükleri, en fazla yanlış yazılan sözcükleri otomatikman buraya eklemiş. Çok fazla uzun bir liste değil bu. İstediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Yazım bilgisi ve sözcük eklemeyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.